Temel Karamollaoğlu hafta içerisinde bir ziyarette bulundu ve sarayda yaptığı bu ziyarette AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Fakat orada en çok konuşulan iki tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'la aynı hizada bulunan bir tekli koltuğa oturtulması icap ediyordu genel başkan sıfatıyla. Genel başkan sıfatıyla ağırlandığı bir yerde de orada olması lazımdı ama saraydan işte sağlık kurallarını vesaireyi bahane ettiler. Bu birincisiydi. Temel Karamollaoğlu'nun şaşkınlığı zaten yüzünden dokunuyordu. Oraya mı oturacağız diye. Arkasından da Temel Karamollaoğlu bir gazeteciye röportaj verdi ve orada Erdoğan'la hiçbir noktada %50 artı bir noktası dışında hiçbir noktada ortak bir noktaya varamadıklarını söyledi. Ve Erdoğan'ın bir hayal aleminde yaşadığına dair vurgular yaptı. Evet, Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretiyle alakalı Metin Yıkar, senden başlayalım, buyur. Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretinde koltuk mevzusu öne çıktı. Fakat bence senin de dediğin gibi Temel Karamollaoğlu'nun o toplantıdan sonra işte Doğar'a verdiği röportajda söyledikleri aslında önemliydi. Bence Tayyip Erdoğan o kendi iktidarının hırsını zaten üzerinde taşıyor, sonuna kadar taşıyor. Herkesi ezme, herkesi yukarıdan görme, artık geldiği noktadan dönülmez bir noktaya geldiği kısmını göz ardı edemeyiz. Fakat hepimiz biliyoruz ki Erdoğan'ın CHP, HDP gibi kendi rakip partilerinden daha çok Saadet Partisi gibi partileri önemsiyor. Çünkü Saadet Partisi'nin tabanı AKP ile çok yakınlar ve bir şekilde oradan kopacak olanların, Saadet'e doğru gitme ihtimali olanların, en azından AKP'yi istemeyenlerin CHP'ye doğru ya da HDP'ye doğru yönlenmeyeceğini, onun yerine Saadet Partisi gibi, belki Davutoğlu'nun, belki Ali Babacan'ın partisi gibi yerlere doğru yönelebileceğini biliyor. Ve bir şekilde de Saadet'i kendi kontrolü içinde tutmaya çalışıyor. Ancak bunu bir kenara tutalım, bunu göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin seçmenini göz ardı etme gibi bir lüksü yok. Fakat o başka bir dünyada, hayal aleminde yaşıyor. Yani hani Alice Harikalar Diyarında gibi, Erdoğan Harikalar Diyarında kısmı gerçekten önemliydi. Ekonomide her şeyin yolunda gittiğini belki kendi iç dünyasında anlatabiliyor. Dışarıyla olan ilişkileri, diplomatik çalışmaları, yurt dışıyla bağlantıdan iyi olduğunu, herkesi idare edebildiğini, Rusya'dan İran'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa ile ilişkilere kadar her şeyi kendi kontrolünde yürütebildiğini söyleyip, başkalarına söyleyip kendisi de bunu inandırmış olabilir. İçeride seçmenine, dışarıdan bize karşı baskı var, daha fazla kenetlenmeliyiz diye böyle bir dünyada yaşıyor olabilir. Ekonomik gidişatları kendi dokunuşlarıyla çözebileceğini düşünüyor olabilir falan. Ama tabii asıl onu endişelendiren kısım %50 ve üzerinde alınacak, %50 ve 51'de işte yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda bazı endişeler duyduğu için bu konu üzerinde biraz daha durulduğunu Temel Karamollaoğlu da söylüyor. Yani Erdoğan öteki mevzuları tek tek ve bir bir çözebileceğini düşünüyor. Ama onun ne yapıp edip kendi iktidarını koruması için o %50'lik mevzuyu artık daha aşağı mı çekecek? O kendisini idare edebilecek başka partilerle olan ittifakları mı güçlendirecek? Belki birazdan bu ittifaklar çatırdayıp çatırdama meselesini de konuşabiliriz. Onun şu andaki tek fokuslandığı konu yeniden seçilebilme meselesi. Ama öteki argümanları bir şekilde çözeceğini, çözebileceğini düşünüyor. Siz de görüyorsunuz, para basıp ekonomiyi bir şekilde tutmaya çalışıyor. Merkez Bankası'na müdahale edip o dolarla alakalı oluşan psikolojik sıkıntıyı çözebileceğini düşünüyor. Ama asıl mevzunun muhtemelen yakınlardaki seçimde, ki burada ben parantez açayım, çok kısa ve daha tahminimce daha yakın bir süre içinde Erdoğan seçim kararı alabilir. Çünkü bütün alametler bunu gösteriyor. Oradaki pozisyonunu korumak üzere Saadet Partisi'ni de kendi yakınında tutmak için çabaladığını söyleyebilirim. Evet. Bence CHP ile mücadeleden çok Saadet Partisi'nin yanında tutmak için enerji sarf ediyor. Evet, bunda kesinlikle haklısın. Ben de Saadet Partisi'nin
o noktaya gelmemek için direndiğini görüyorum açıkçası. Aylardan beri aslında saraya gitmeyi istiyordu Temel Karamoğluoğlu. Ancak işte o güne verilmişti randevu. Fakat bir önemli husus daha var. Erdoğan'ın az önce senin de vurgulamış olduğun şey çok önemli aslında. Temel Karamoğluoğlu Erdoğan'ın ekonomik göstergelerle alakalı olarak işte tarımdan, çiftçilerin yaşadıklarından bahsettim diyor Temel Karamoğluoğlu. Yo yani herkes memnun durumdan cevabını vermiş. Fındık fiyatlarıyla alakalı olarak, fındık alım fiyatlarıyla alakalı olarak noktayı söylediğinde ise Temel Karamoğluoğlu, Tayyip Erdoğan yine aynı cevabı vermiş. Yani zannediyorum dünyayı sadece sarayından ve etrafındaki insanlardan ibaret görüyor. Ve bir şekilde muhakeme kaybolmuş. Muhakeme kaybolmuş. Bu kesin. Yani doların 10 lira olduğu bir gerçeği varken ülkede her şeyi güllük gülistanlık gösteriyor olması bir insanın ya muvazenesini, dengesini kaybetmiş olduğu anlamına gelir, ya müthiş bir yalancı olduğu anlamına gelir, ya gerçekten de milleti kandıran bir figür olduğu anlamına gelir, ya da hepsi birden de olabilir. O da ayrı bir konu. Evet, ben de hepsi şıkkını kullanıyorum. Hepsi birden de olabilir. Evet. Kim söz almak istiyor arkadaşlar? Ben çok kısa konuşacağım. Buyur Murat. Ya ben Temel Karamoğluoğlu'nun Kaçaksaray ziyaretini özellikle tamam kendisi randevu aldı ama onlar bekletilir biliyorsunuz. Yani bu kamu yönetiminde bekletilir ve fırsatı geldiğinde uygulamaya sokulur o talepler. Oğuzhan Asiltürk'ün ölümüyle beraber Temel Karamoğluoğlu'nun saraya işte her ne kadar iki ay önce yapıldı filan dense de yapılacak olan o toplantıya davet edilmesini ben çok anlamlı buluyorum. Metin Bey çok güzel izah etti. Saadet Partisi ya da o gelenek öyle söyleyeyim milli görüş geleneği siyasal İslam'ın mutfağıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla orada var olmak, oradan beslenmek, oradan seçmen kazanmak her zaman için önemlidir. Partiler için de önemlidir. Orada sizin 0.01 oyunuz dahi olsa ya da %1 oyunuz dahi olsa bu Türkiye için çok çok önemlidir bence. Dolayısıyla ben Temel Karamoğluoğlu'nun saraya gelmesini Oğuzhan Asiltürk üzerinden Saadet ile ilgili yapılması planlanan oyunun bozulduğundan dolayı ölümle beraber bozulduğundan dolayı Temel Karamoğluoğlu'yla konuşmak zorunda kaldığı şeklinde değerlendiriyorum ve yorumluyorum. Evet, bu da bir bakış açısı. Teşekkür ederim. Faruk, bu konuda senin düşüncen nedir? Ben şöyle düşünüyorum. Yani bir handikap bence Temel Karamoğluoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde ziyaret etmesi. Ben bunları nafile turlar olarak görüyorum. Ben muhalefetin gerçekten hani neyin peşinde olduğunu anlamış değilim. Bir yandan iktidara oynuyorlar, bir yandan etkisiz eleman olarak Cumhurbaşkanı'nı etkisizleştirmek istiyorlar. Diğer yandan da bu mücadelelerine çevrelerinde sıkı tutmak istiyorlar. Bir yandan da gidip yani o zat-ı muhteremin neler yapacağı belli yani önceden. Sen gidiyorsun, onun tuzağına düşüyorsun. Böyle komik yani sandalye oyunları, koltuk oyunlarıyla bir şeyin tiyatronun içine düşüyorsun. Adamlar tiyatroyu çok iyi yapıyorlar. Daha önce de ispatladılar. Bu tiyatroya alet niye oluyorsun arkadaş? Yani bence diğerlerinin de, hepsinin de bir şekilde o saraya gitmemesi lazım. Tavır budur. Mücadele böyle yapılır. Eğer haksızlıklar karşısında durmayacaksan, eğer bu insanlık dışı uygulamaları protesto edeceksen, Türkiye'nin düştüğü bu aciz durum, yani Türkiye'nin düştüğü bu felaket durum, insanların fakirleşmesi, ülkenin varlıklarının fakirleşmesi, ülkenin değerlerinin fakirleşmesi, her şeyin çöpe dönüşmesini eğer bir şekilde protesto ediyorsan zaten ilk önce Cumhurbaşkanlığı denen o saçma sapan bir saray muhabbetine dahil olmaman gerekiyor yani. Şimdi niye gidiyorsun, niye dahil oluyorsun? Yani bunu zaten baştan düşünmeleri gerekiyordu. Biz de oturmuşuz burada, niye gitti de işte ne oldu falan filan bunu tartışıyoruz. Bence bundan ziyade gitmemeleri gerekiyor zaten. Bunu tartışmamız lazım. Evet, yani neden gidiyorlar evet. Yani? Niye muhatap oluyorlar? Teşekkür ediyorum. Fuat, sana sözü vereceğim bu konuda son olarak. Ama izniniz olursa ben bu konuda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi AKP Genel Başkanı sıfatıyla o saraya davet etmiş olsa Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı daha önce Devlet Bahçeli'ye yaptığı gibi o tekli koltuğa oturtmak zorundaydı.
yani genel başkanlar olarak karşılıklı olarak oturacaklarsa ya da işte sağlık bahanesini gösterdiler ama Devlet Bahçeli ile de olan görüntüsü yan yana koltuktu. Bu da pandemi döneminde olan görüşmelerden birisiydi. Öyle fotoğraf verdiler. İkincisi, devlet başkanı sıfatıyla, cumhurbaşkanı sıfatıyla siyasi parti liderlerinden birisini davet ediyorsan ev sahibi konumundasın. Milletin adına onu orada oturtmak zorundasın. O koltuğa oturtmak zorundasın. Saygı da, misafirperverlik de, ev sahibi olmanın gereği de bunu gösterir. Ama az önce Metin'in de vurguladığı gibi oraya oturtarak, işte Faruk sen de vurguladın, o kanepeye oturtarak Temel Karamollaoğlu'na nasıl muamele yaptığını kendisi göstermiş oldu. Hangi konumda gördüğünü göstermiş oldu. Sen benim muhatabım değilsin, sen benim dengim değilsin diyerek göstermiş oldu. Evet denilebilir, Cumhurbaşkanı olarak oraya oturtabilir. Hayır, oraya oturtamaz. Eğer sen birini davet ediyorsan o davetin sahibi olarak yanındaki koltuğa, tekli koltuğa oturtmak zorundasın. Ev sahibinin gereği, misafirperverliğin gereği bu da, onu gösterir. Ya bir de Asım Hocam, bu bir de toplumda karşılık bulan bir partinin lideri yani. Hani az da olsa, çok da olsa bir partinin lideri. Yani buna saygı duyman gerekiyor. Yani evet. Az da olsa, diyelim ki 3 kişisi var o partinin, sadece 3 mensubu var. Yine de saygı duymak zorundasın. Demokrasinin gereği bu. Yani ilkenin gereği bu. Ya bu bir ilke yani. Anladınız mı? Yani evet. İlla o kişinin kişiliğine saygı duymak değil. Çünkü onun bir seçmeni var, bir oy potansiyeli var. Onu temsil eden bir kitle var. Ona saygı duymak lazım. Ayrıca bu kişi de aynı mahalledenler bir de. İşin komik tarafı. Evet. Aynı mahallenin insanları. Evet. Fuat, buyur. Sıra sende. Birinci değinmek istediğim mevzu koltuk meselesi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir devletse devletler normalde bazı gelenekleri, kuralları, kaideleri olan kuruluşlardır, yapılardır. Bir protokol kuralları vardır, protokolün uygulanması vardır. Bu noktada eğer Temel Karamanlıoğlu'nun kanepeye oturtulması, yani koltuğa değil de kanepeye oturtulması eğer anlık gelişmiş bir olaysa, bu çok vahim ve oturup üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü bu bize şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiği iddia edilen sarayda kural ve kaidelerinin değil, tamamıyla bir keyfiliğin hüküm sürdüğünü gözler önüne sürüyor. Yani bir kaideler silsilesi içerisinde, bir kurallar içerisinde, bir gelenek halinde değil, keyfilikin, keyfi bir şekilde işlerin yürüdüğünü bize gösteriyor. Eğer bu anlık bir şey değilse, o zaman Erdoğan'ın yüzlerce danışmanının olduğu, yüzlerce danışmanın bu ülkenin vergileriyle maaşını aldığı danışmanlarının kabiliyetsizliğini ve iş bilmemezliğini gözler önüne seriyor. Yani biz bunu, bu koltuk krizini ilk defa Temel Karamanlıoğlu'nda görmedik ki. Avrupa Birliği'nden iki tane temsilci geldi. Kadını, evet. O, yani Avrupa Parlamentosu'ndan, kuramaz mıydın? Evet, Avrupa Parlamentosu Başkanı. Yani şimdi öyleyse o zaman ne yapacaksın? Ayarlarsın, üç koltuk ayarlarsın, kanepeye oturtturmazsın. Ya da işte aşı meselesinden dolayı bir böyle oldu değil mi? Ama orada Temel Karamanlıoğlu'nun yüzündeki şaşkınlığı görebiliyorsunuz. Demek ki sarayda hem keyfilik var, hem iş bilmemezlik, işgüzarlık var. Bu devletin nasıl bir çukurun içine ya da devlet denildikleri, AKP'nin kendi adına devlet dediği sistemin nasıl bir çukurun içinde debelendiğini gözler önüne seriyor. Bu birincisi. İkincisi, Temel Karamanlıoğlu ya da Saadet Partisi'ni Erdoğan niye muhatap kabul ediyor, niye değer veriyor? Ben buna şunu şöyle açıklıyorum. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın kelime-i şehadeti çünkü. Yani AKP... Bu da enteresan, evet. Fuat, garip garip laflar ediyorsun. Erdoğan Millet Partisi'ne zillet dese de, hain dese de, bunlar dinden anlamaz dese de, karşısında bu argümanı çürüten, kendisinin de içinden geldiği, tabanı Müslüman olan bir Saadet Partisi var ve aynı saftalar. Şimdi bu kelime-i şehadet orada durduğu sürece bu adam Erdoğan'ın kimlik siyaseti üzerinden yaptığı bu politikaya taş vuruyor.
Diyor ki evet. Yani bu adamlar Müslüman değil diyorsunuz ama saadetliler var orada. O kadar insana da sen şey mi, kafir mi diyeceksin? Onun için Saadet Partisi Millet İttifakı'nın kelime-i şehadeti olduğu için Erdoğan o kelime-i şehadeti oradan sökmesi gerekiyor ki Millet İttifakı'nın üzerine rahatlıkla gidip kimlik üzerinden siyaset yapabilsin. Bunu Oğuzhan Asiltürk üzerinden becerecekti belki. Hı-hı. Yapacaktı bir operasyonla. Fakat ölümü hesaba katmadılar ve döndüler tekrar Temel Karamanlıoğlu'na geldi. Peki Temel Karamanlıoğlu Saadet Partisi'nin en eski üyelerinden biri. En eski üyelerinden biri. Ve Erdoğan ve siyasal İslamcı tayfada abi olarak yani Temel abi olarak hitap edilen biri. Sivas eski belediye başkanı. Yani Refah Partisi'nin belediye başkanı. Daha Refah Partisi'nin esamesi okunmazken Sivas'ta belediye başkanlığı yapmış biri. Abileri. Peki Erdoğan bunu niye aşağıladı? Yani kendisiyle aynı seviyede bir koltuğa değil de aşağı bir kanepeye koydu. Ben bunu iki sebebe bağlıyorum. Geçenlerde de söyledim. Bu zihniyet kendisinden farklı düşünen hiç kimseyi insan olarak görmüyor. Tiksintiyle bakıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bence Erdoğan siyasal İslamcı kendi tabanının neye prim verdiğini, neye prim vermediğini çok iyi biliyor. Ve siyasal İslamcı tabanın güce taptığını biliyor. Ve güce tapan bu tabana kendi gücünü göstermek için onu aşağı bir koltuğa oturtuyor. Kendisi de koltukta oturarak güçlü benim diyor. Ve eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız güce taptıklarını da bildikleri için o gücünü ishar etme ihtiyacı duyuyor. Peki bütün bunlardan sonra Temel Karamanoğlu çıktı, işte bir röportaj verdi ve Erdoğan'ın diyelim ki %50+1 haricinde hiçbir şey problem değildi. Aslında bu Erdoğan'ın ne kadar güçsüz olduğunu ve ne kadar çaresiz olduğunun ishar edilmesidir. Erdoğan kendisini lisan haliyle ve açıkça şunu söyledi. 3 yıl önce birinci turda rahatlıkla 50+1 aldığım bu koşuda ben artık bu kadar rahat koşamıyorum. Ben artık bu kadar güçlü değilim. Halk bana bu kadar destek vermiyor artık. Bunu itiraf etmiş oluyor. Halbuki Erdoğan bu 50+1'i niye getirmişti? Öyle bir sistem getirelim ki muhalefet hiçbir zaman o çıtanın üzerine çıkamayacak ve biz hep iktidarda kalacağız. Fakat işler tersine döndü. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş oldu. Evet. Şu anda onun da isharı olmuş oldu. Evet, evet, kesinlikle öyle.